Selam millet, ben XPS ve bugün sizlere gördüğünüz gibi render ayarımı vereceğim. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. O çok istediğiniz render ayarı bu videoda vereceğim. Bu videoyu çok güzel bir like patlaması bekliyorum. Öncelikle Sony Vegas Pro'nun 15'in açıklamada bir video var. O videoyu izleyerek indirebilirsiniz. Neyse, hemen başlayalım. Şurada hemen bu videomuzu atıyorum. Bu videoyu da dediğim gibi videonun sonunda izleyebileceksiniz. Neyse, atalım. Nasıl hemen render ayarlarımı vereyim. İlk öncelikle arkadaşlar montajınızı burada yapıyorsunuz. Sonra şunu bir başa alayım. Bu videoyu buraya attık. İşte montaj dedim, ettim. Tamam, şimdi bu video böyle geldi. Tamam, şimdi bir dakika, bir açı yaka. Şimdi gördüğünüz gibi bayağı bir bulanık video. Zaten böyle bir açı yakalarsanız anlarsınız. Videoya sağ tıklıyoruz. Switches diyoruz. Buradan şunu disable yapıyoruz. Bir gördüğünüz gibi biraz daha düzeldi. Sonra yine yapıyoruz aynısını. Bir dakika. Buradan da şu tiki kaldırıyoruz. Evet, bir dakika. Çok güzel bir cümle oldu. Gördüğünüz gibi daha az var artık. Bir dakika, kaldırdım değil mi? Aynen, tamam. Sonra arkadaşlar renk ekleme gösterin. Şuradan FX'e basıyoruz. Buradan şu secondary'i buluyoruz. Okey diyoruz. Benim yaptığım sadece şunu 200 yapmak ve evet, biraz daha açılı gördüğünüz gibi. Şöyle bir göstereyim. Biraz daha dikkatli bakarsanız bakın, şimdi şöyle bir göstereyim. Şu an gördünüz şu eli. Eli odaklanın, yeşil ya. Daha çok açılıyor. Yani yeşili daha çok canlı yapıyor. Yani Minecraft'ta ağaçlar var işte, benim bir de skillim yeşil olduğu için bu da çok işe yarıyor. Sonra beyler bunu yaptık işte. Karartı şöyle ekleyeyim yavaşça. Çünkü video kısa. Tamam. Şimdi ben bu videoyu hemen renderlayayım. İki defa tıklıyorum. Şurada bir ayar butonu var ve bunu da best full yapıyoruz. Onu da söyleyeyim. Ayarlar butonuna basıyoruz ve şuradan bir dakika. Şurada bir dakika. Aslında hiçbir şey ellemiyoruz. Zaten bu otomatik olarak seçiyor. Bu da şu oluyor. Ya otomatik olarak seçiyor. Siz zaten bunu şuradan bulursunuz. Siz de seçmediyse bunu. Şunu 120 yapıyoruz. Şunu best yapıyoruz. Audi'dekini de best yapalım hemen. Şuradan ruler var. Tamam. Buraya bitti. Okey diyelim hemen. File render'e basalım. Sonra render'a koyacağım yani. İşte montaj yapıyorum falan. Şimdi de buradan öncelikle şu en aşağı inip buradan video media Windows media video ve 11'i buluyoruz ve buradan 8MBMC'yi seçiyoruz. Costume template diyoruz. Şimdi burayı iyi dinleyin. Videoya basıyoruz. Burası çok etkiliyor. Şunu 60 yapıyoruz. Bunu 100 yapıyoruz. Bitrate'deki 8'e silip 30 yapıyoruz. Ama arada bir boşluk olacak. Onu da söyleyeyim şöyle. Görmüşsünüzdür. Sonra projekteki şeyi de best yapıyoruz. Ve şuradan browse'den masaüstünü seçiyoruz. Ben masaüstüne kaydediyorum. Ve bunu da render test diyelim şöyle ve renderlıyorum. Yani benim yaptığım işten bu kadar, 3 dakikalık bir video oldu. Uzun sürüyor açıkçası ama bu video çok kısa olduğundan hızlı sürüyor. Zaten bilgisayarım da iyi bir bilgisayar. Neyse, bu videoyu izleyeceksiniz şimdi. Bir videonun daha sonra gelelim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.